ben 1998 yılında henüz 18 yaşındayken başladığım Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü serüvenim. Bugün gelinen noktada hayatımda şahsımla ilgili en fazla gurur ve onur duyduğum konulardan bir tanesini teşkil eder hale geldi. Üniversiteye adım attığım ilk günü gözümün önüne şöyle bir getiriyorum da şu anda. Ne kadar da güzel olmuş diyorum kendi kendime. İyi ki Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin bir öğrencisi olmuşum. İyi ki fakültem Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olmuş. Ve iyi ki burada asistanlığa başlamışım. Şu anda sunumda görmüş olduğunuz, yani muhtemelen şu anda belki meslek yüksek okulumuz da orada değil. Tam bilmiyorum, yanlış bir şey söylediysem affola. Ama biz bu fakültede eğitimimizi aldık. Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak Biga'nın içerisinde eski hastanenin yan tarafında olan, sitelerin ön tarafında bulunan bu yerde, ki sizler orayı çok daha iyi biliyorsunuz benden. Ve İstanbul'da doğmuş ve o ana kadar, 18 yaşına kadar turistik geziler haricinde farklı bir kentte yaşamamış bir Levent Şahin'in burada yaşadıkları, tecrübe ettikleri, çok kıymetli, her biri birbirinden kıymetli, bunu tüm samimiyetimle söylüyorum, hocalarından öğrendikleri onu çok ama çok güçlendirdi. Şimdi şu anda Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin geldiği noktaya bakıyorum da gönül rahatlıkla şunu söyleyebiliyorum. Bu fakülte Türkiye'de kendi akademik alanındaki tüm fakülteler içerisinde sahip olduğu birikim, zengin ve en üst düzeydeki akademisyen potansiyeli ve Biga'yı her zaman seven ve ona ayrı bir vefa besleyen nitelikli öğrencileriyle adeta Çanakkale'nin kalesi olmuş durumda. Bunu çok yürekten söylüyorum. Ben çünkü bunu yaşayarak, hissederek önemli yıllar geçirdim orada. Ki şu anda şu anki mevcut durumuyla çok daha iyi olacağını da biliyorum. Biz o dönemde okuduğumuz 4 yıl boyunca o günkü imkanlar dahilinde dahi çok verimli bir eğitim öğretim sürecinden geçtik. Hiç sızlanmadık, nazlanmadık, hocalarımızı dinlemeye çalıştık. Bu binada, görmüş olduğunuz bu binada. Ki zannediyorum şu andaki öğrencilerimiz bunu çok daha fazla, bizden daha da fazla içselleştirerek buna dikkat ediyor. Ve bu mezuniyete çok önem veriyorlardır diye düşünüyorum. Ben o günleri tekrar tekrar anımsadığımda gerçekten de bir anından bile pişman değilim. Ve çok güzel bir öğrencilik hayatı geçirdiğimi de söyleyebilirim. Ve tabii ki ilk asistan oluşum. Bunu da dün gece babam buldu. Çok duygulandırdı beni. Uzun zamandır aradığım kimlik kartı meğerse bunun cüzdanında saklıymış ve bana bunu yıllardır da söylemiyormuş. Baba dedim, ya sen dedim bazen böyle bazı şeyleri biriktiriyorsun. Yarın biliyorsun Sedat hocamın daveti üzerine kısa da olsa bir konuşma yapacağım. Acaba Biga ile ilgili sen de benle ilgili bir şey var mı deyince yaklaşık yarım saat sonra bunu gönderdi. İnanın ilk gönderdiğimde de ağladım yani, bunu da burada açık bir şekilde söylüyorum. Çünkü çok sevindim yani, bu kimlik kartını tekrar bulduğuma çok sevindim. Ve yani gerçekten başarılı sayılabilecek bir öğrencilik hayatından sonra bu çok istediğim mesleğe de bu yuvada kavuşmuş oldum. 3 yıl fiilen bulunduğum asistanlık döneminde de çok büyük kazanımlar ve tecrübeler elde ettiğimi kesinlikle ama kesinlikle söylemeliyim. Bugün gelinen noktada Türkiye'nin en eski ve en köklü üniversitelerinden bir tanesi ve belki de birincisi olan İstanbul Üniversitesi'nde rektör yardımcılığını ve aynı zamanda Türkiye'nin en dijital fakültesi olan 500 bini aşkın öğrencisi olan Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin dekanlık görevini ikisini aynı anda icra ediyorum. Ortada az da olsa, bunu tüm samimiyete söylüyorum, bir başarı kabul edilebilecek bir durum var ise bu aynı zamanda topyekün Biga'nın başarısıdır diye düşünüyorum. Ve bu yüzden hakikaten Biga'yı hayatımın sonuna kadar, ömrüm ne kadar varsa hep ayrı bir yere konumlandıracağım.